İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'ndeki kuraklık nedeniyle Urartu dönemine ait bir liman ortaya çıktı. Nikol Paşinyan'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşması, Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırındaki uluslararası gözlem misyonu bölgesel istikrarın önemli bir unsuru olacaktır. Blinken, Arsah, Dağlık Karabağ sorununun kapsamlı ve uzun vadeli bir çözümüne duyulan ihtiyacı vurguladı. Ararat Mirzoyan, Ermeni kültürel mirasının Azerbaycan tarafından kasıtlı olarak yok edilmesi tüm insanlık için bir meydan okumadır. Laskiye'deki bir Ermeni ailesinin mutluluğu, Nazo bebek dünyaya geldi. Arsak'taki Cardar köyünden çıkan bir okyanus bilimcisi. 24 Eylül 1981'de Asala üyeleri Van askeri operasyonunu gerçekleştirdi. Mezamoratlı antik sit alanında yapılan kazılarda nadide bulgular ortaya çıktı. Sıcakların artmasına bağlı buharlaşma, yağışların ve hava şartlarının etkisiyle su seviyesinde belirli periyotlarda değişimin yaşandığı Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde son zamanlarda yaşanan çekilme dikkat çekiyor. Göl seviyesinin düşmesine bağlı yaşanan çekilme nedeniyle daha önce birçok yapının, teknenin ortaya çıktığı ilçede Urartuların deniz taşımacılığında kullandığı kalenin sahil kesiminde o döneme ait 11 basamaklı liman görünür hale geldi. Batı Ermenistan'ın Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Rafet Çavuşoğlu, Van Müzesi yetkilileri Urartu döneminde tekne ve gemilerin kaleye malzeme taşımasında kullandığı değerlendirilen alanda incelemelerde bulundu. Çavuşoğlu, söz konusu limanın Erciş ilçesi kıyılarında yer alan ve beylerin kalesi olarak adlandırılan tescilli kalenin eteklerinde yer aldığını söyledi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden Ermenistan Cumhuriyeti-Azerbaycan sınırına bitişik bölgelerde uluslararası bir gözlemci misyonunun varlığının bölgesel istikrar için önemli bir faktör olacağını duyurdu. Paşinyan, bu düşüncesini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. oturumunda yaptığı konuşmada dile getirdi. Başbakan Paşinyan, Azerbaycan planlarını tek taraflı olarak dayatmak için her gün güç kullanıyor. Azerbaycan bunu Ermenistan Cumhuriyeti'nin devletine, bağımsızlığına ve demokrasisine son vermek için yapıyor. Ancak demokrasimizi, bağımsızlığımızı, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü savunmaya kararlı olduğumuzu belirtmek için buradayım. Diplomatik çözümlerin mutlak önceliğimiz olduğunu vurgulamak isterim. Ayrıca uluslararası toplumun bu sürece tam katılımının birincil öneme sahip olduğunu düşünüyoruz diye belirtti. Paşinyan, bölgesel istikrarın sağlanması için Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarından çekilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Batı Ermenistan, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın Doğu Ermenistan'a saldırısını bir savaş eylemi olduğunu vurguluyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. oturumu çerçevesinde New York'ta Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Başbakan Paşinyan, Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarına karşı giriştiği geniş çaplı saldırıya atıfta bulunarak Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşananlara ilişkin net tutumlarını ve değerlendirmelerini vurguladı. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Blinken'in müzakere sürecini ve diyaloğu destekleme çabalarını çok takdir etti. Nikol Paşinyan, uluslararası toplumun Azerbaycan eylemlerini kınamasının, Azerbaycan birliklerinin Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarından çekilmesinin, Azerbaycan'da tutulan Ermeni savaş esirlerinin geri dönmesinin ve diğer insani yardımlara yeterli yanıtın önemini vurguladı. Antony Blinken, ABD'nin müzakere ve barış sürecindeki çabalarını sürdürme istekliliğini ve Artsakh Dağlık Karabağ sorununa Artsakh halkı da dahil olmak üzere kapsamlı ve uzun vadeli bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile New York'ta yapılan üçlü toplantıya vurgu yaptı ve diyaloğun yakın gelecekte devam etmesini umduğunu belirtti. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 22 Eylül'de New York'taki Eski Medeniyetler Forumu'nun bakanlar toplantısına katılarak bir konuşma yaptı ve özellikle şunları söyledi.
Saygıdeğer katılımcılar, Kadim Medeniyetler Forumu'nun bakanlar toplantısına katılmak benim için büyük bir onurdur. Biz kültürler arası diyaloğu, karşılıklı anlayışı ve fikir birliğini güçlendirmeye yönelik ortak çabaları aktif olarak desteklemeye ve katkıda bulunmaya kararlıyız. Şu anda Azerbaycan, 2020 savaşından sonra Azerbaycan kontrolüne giren Artsakh topraklarındaki Ermeni kültürel mirasını yok ediyor. Azerbaycan hatta Ermeni mirasının varlığını inkar etmek istiyor. Azerbaycan tarafından kültürel mirasımızın kasıtlı olarak yok edilmesi sadece Ermenistan Cumhuriyeti için değil, tüm insanlık için bir meydan okumadır ve bu şiddetle kınanmalıdır. Bu bağlamda UNESCO'nun bugüne kadar uygulaması Azerbaycan tarafından engellenen Artsakh'a bağımsız bir uzman heyeti gönderme önerisini çok takdir ediyoruz. Ortak çabalarımızın ve taahhüdümüzün yükümlülüklerimizi yerine getirmemize ve bağlarımızı ve işbirliğimizi daha da güçlendirmemize izin vereceğini umuyoruz. Ermeni diplomatların soruları böylesine uluslararası bir platformda daha derin argümanlarla sunmamaları üzücü. Mizoyan, konuyu daha derinden ele alabilmek için önce Türkiye'nin Batı Ermenistan'da işlediği kültürel suçları anlatmalı, ardından bunu Türk-Azeri ikilisinin eylemleriyle ilişkilendirmelidir. Suriye'deki endişe verici durum yavaş yavaş geri çekiliyor. Ermenilerin evlerinde umut ışıkları yavaş yavaş tekrar yanıyor. Gözümüzün önünde Suriye 10 yılı aşkın bir süredir acıların yuvası haline geldi. Bütün dünyanın gözü önünde o barışçıl ve güvenli ülke, savaşların, tarihsiz yıkımların ve büyük acıların odağı haline geldi. Ve bugün tüm bunlara rağmen Halep'te, Şam'da, Laskiye'de, Kesap'ta ve Suriye'nin diğer yerlerinde umut yeniden canlanıyor. Laskiye'den Arevelk adlı gazetesine ulaşan habere göre genç Nersesyan ailesinin ilk çocuğu dünyaya gözlerini açtı ve yeni doğan bebeğe Nazo, Nazaret adı verildi. Sako Nersesyan ve Huri Markeyan'ın yaklaşık bir yıl önce evlendiklerini ve şartlar nedeniyle Laskiye'ye yerleştiklerini belirtmek gerekir. Onlar birçok zorluğa rağmen yaşamlarını Suriye kıyılarında sürdürmeye kararlıdırlar. Oşinograf, fizik matematik bilimleri doktoru, emekli profesör, Rusya Bilimler Akademisi'nin akademisyeni olan Artem Sarkisyan, Rusça, İngilizce ve Çince yayınlanmış 13 monografi dahil 250'den fazla bilimsel makalenin yazarı ve ortak yazarıdır. Bilim insanının çalışmaları, küresel okyanus sıcaklığı, akıntılar ve diğer iklim özellikleri teorisi ve hesaplamalarının geliştirilmesine atıfta bulunuyor. Oşinograf ayrıca Sevan Gölü'nün yükseltilmesi sorunlarıyla da uğraşmış ve mevsimleri hakkında eserler kaleme almıştır. Artem Sarkisyan 23 Eylül 1926 yılında Artsakh'ın Martuni bölgesinin şimdi şehir olan Cardar köyünde doğdu. Ermeni bilim insanına olağanüstü bilimsel çalışmalar, keşifler ve icatlar için bir dizi ödül verildi. Artem Sarkisyan Makarov ödülüne layık görülen 8 bilim insanından biridir. Üstün bilim insanı ana vatanı ve doğum yeri ile yakın ilişkilerini korudu. Memleketini hep ziyaret etti ve karşılaştığı sorunlarla ilgilendi. 24 Eylül 1981'de 4 genç Ermeni Vazgensistyan, Aram Basmacyan, Hagop Culfayan ve Gevork Güzelyan Paris'teki Türkiye Büyükelçiliğini 50'den fazla rehine tutarak 15 saat boyunca ele geçirdiler. Van adlı operasyonu sırasında Asala'nın temel talepleri şunlardı. Hem işgal altındaki Batı Ermenistan topraklarında hem de Türkiye'nin büyük şehirlerinde yaşayan Ermenilerin ulusal, kültürel ve dini geleneklerini hiçbir kısıtlama olmaksızın ifade etme ve geliştirme hakkı için bir güvencenin sağlanması. Uluslararası kuruluşların işgal altındaki topraklardaki Ermeni kültürel anıtlarının kalıcı kontrolüne izin verileceğine dair resmi garanti. Eylemcilerin duruşması Paris'te gerçekleşti. Hakim sanık ayağa kalktı deyince salondaki tüm Ermeniler ayağa kalktı. Amaç Türkiye'nin ne pahasına olursa olsun kapatmaya çalıştığı Batı Ermenistan sorununu gündeme getirmekti.
2022 yılının Eylül ayında Mezamor adlı antik sit alanında Ermeni ve Polonyalı arkeologlar grubu tarafından başlatılan kazı çalışmalarında nadide buluntular keşfedildi. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Armenpress'e bildirildiği üzere arkeolojik çalışmalar iki yerde gerçekleştirildi. İç kalenin doğusunda bulunan şehir bölgesinde ve eski mezar alanında. Çalışmalar sonucunda farklı yaşlardaki insanlara ait iskeletlerin bulunduğu bozulmamış bir mezar keşfedildi. Bu iskeletlerin üzerinde altın, kehribar ve kalaydan yapılmış çeşitli boncuk ve takılar bulundu. İskeletlerle aynı seviyede hiç bozulmamış 10 tane kap açıldı. Alt katmanda 8 adet bütün olarak kaplar daha açıldı. Bunlar arasında yer alan küçük, mavimsi yeşil cilalı şişe benzersiz bir buluntuydu. Arkeolojik malzemelerin ön incelemesi mezarın M.Ö. 2000 yılının son çeyreğine ait olduğunu düşünmeye izin veriyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Edward Darpinyan tarafından seslendirilen Aşuh Civani'nin Ermeni halk şarkısı İm Yer Kat eseri sunuyoruz. Kavnanum emim ançyalız, tesnum emiyez ankatav. İm tovat setkaz bağantu, sahki bestoy lutekar. Malgutyun itmin çevaysoz, vernerem mev canapar. Tevelem imar vettin, eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.